geldiler. Ve Muharrem Coşkun Beyefendi stüdyomuzda. Yangını konuşacağız. Neler yaşandı? Bizzat şahitlikleri var. Onları anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bir kez daha. Çok teşekkür yani, ediyorum. Hakikaten hepimize geçmiş olsun. Bu bunca yıldır medya sektöründeyiz. Hem siz hem ben. Çok farklı kurumlarda görev yaptık. Evet. Hiç böyle bir hadiseyle karşılaşmadık açıkçası. Ve meslek hayatımızda da böylesine bir yangın, söndürülemeyen bir yangınla karşılaşamadık. Karşılaşmadık. Neler söyleyeceksiniz? Evet, ona geleceğim ama öncelikle biz neden buradayız? Neden evet. Stüdyodayız ve buradan yapmak durumunda kaldık yayınımızı. Ona dair birkaç cümle kurmak istiyorum. Şu anda sevgili izleyicilerimize şunu söyleyelim. Biz şu anda Türk medyada, Türk medya bünyesinde yayın yapan 24 ve Star akşam grubunda yer aldığı Türk medya binasından yayınımızı sürdürüyoruz. Öncelikle gerçekten de Türk medyaya çok teşekkür etmek gerekiyor. Evet. Dostlar zor gününde. Kesinlikle öyle. Biz 27 Nisan Perşembe günü 15.30'da yangına maruz kaldık. O feci afete maruz kaldık. Ve birçok dostumuz arayan oldu. Başka kardeş medya organlarından da arayanlar oldu. Bizzat Türk medya CEO'su Ahmet Bayraktutar hem geçmiş olsuna geldi müessesimize, evet, kuruluşumuza sıcağı sıcağına. Hem de hemen orada dedi ki yanınızdayız ve biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim tesislerimizi kullanabilirsiniz. Ve gerçekten de bunu fiiliyata da dönüştürdü. Ve biz de o günden beri uğraştık. Ve bakın bugün yarın bir hafta olacak. Evet. 6 gündür izleyicilerimize canlı olarak buluşamadık. Hatta yayınlarımıza hiç müdahale edemedik. Çünkü her şeyimiz kullanılamaz hale gelmişti. Stüdyomuz ve rejimiz tamamen kül olmuştu. Az sonra ekrana getireceğiz. Evet, o görüntülere dönebiliriz arkadaşlar. Evet, bir şey. Ve demek istediğim şu. İşte bu zor zamanda biz Türk medya bize kollarını açtı ve bize bu yayın imkanı tanıdı. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu yayın öyle. Bizim Akit TV stüdyolarından değil, maalesef şu anda kül olmuş durumda. Ve biz bunu Türk medya stüdyolarından gerçekleştiriyoruz. Onun için en büyük tesellimiz can kaybının olmaması ve 6 gün sonra ilk kez canlı yayınla halkımızın, izleyicilerimizin karşısındayız. Şimdi bu görüntülerin tamamına yakın, şu anda ekrana gelen görüntülerin bendeniz çekti ve o gün 15.30'a gidelim isterseniz. Evet. 15.30'da. Biraz sonra yangına dair detaylı görüntüleri analiz etmeye çalışacağız. Ve asıl önemlisi ihmal var mıydı sorusu soruları. Çünkü o çok soruluyor. 3 günden fazla İstanbul'un göbeğinde 3 günden fazla süren bir yargından bahsediyoruz. Bakın öyle. Bu yangın şu görüntüde görüldüğü gibi -2 katta lokal olarak çıkan bir yangın. Lokal olarak -2. katta böyle çıktı. Arkasından itfaiye aslında zamanında geldi. İtfaiye ekipleri yani 8-10 dakika içerisinde aslında yangın mahalline geldiler. Ancak biz de zaten bunun rahatlığını yaşadık. Ne demek o? Yani yangın çıktı, biz kurumu boşalttık. Ama boşaltırken işte yani sönecek diye kimse i̇şte cep telefonunu almadı, evet, kimse montunu almadı. Neden bir şeyimizi almadık, yangından indik. Dedik ki itfaiye gelmiş ve bu -2'de lokal basit bir yangın gibi bir şey var ve müdahale ediliyor. Dolayısıyla bu yangın müdahale edilir ve kontrol altına alınır ve söndürülür düşüncesiyle biraz rahat davrandık. Tabii. Ve ondan sonra bir baktık saat 3.30'da 15.30'da başlayan, patlamayla başlayan yangın 15.30 oldu, 16.30 oldu. Gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Bir baktık hava kararmadan 5.30-6 olmuş. Yangın artık binanın arka 7-8-9. Katlarını sarmış. Ve alevler her tarafı kuşatmış. Şimdi dumanlar İstanbul'un neredeyse tümünden görülüyor yani. Ben, siz nasıl, siz o zaman kurumda mıydınız? Değildiniz. Ben değildim. Bana bilgi geldi. Benim odam mesela 6. kat. Evet. Bu 6. kat demek şu. Aslında asma katlarda var. 8. kat gibi düşünün. Tabii, tabii. -2'de çıkan yani 10 kat yukarıdayım ben aslında patlamanın olduğu yerde. -2'de patlama oluyor. Ve ben patlama sesini duydum. Patlama sesini duyduktan sonra fırladım yerimden ve camdan dışarı baktığımda o hava boruları olur böyle kalın kalın çatılarda. Evet. Onlardan zifiri bir duman yükseldiğini, sis, is yükseldiğini gördüm. Bu anormal bir görüntüydü. Ve ses de anormal bir sesti zaten o patlama sesi. Henüz bir şey öğrenmemişken dahi hemen arkadaşlarıma o katı boşaltacağız diye uyarıda bulundum ve binayı terk etmeye başladık. Bütün katlar bu şekilde boşaltıldı. İyi ki de boşaltmışız çünkü belki 2 dakika daha gecikseydik çünkü çok feci bir şekilde ilerledi yangın. Ve is ve sis binayı o kadar çabuk teslim aldı ki yani düşünün
özellikle halı üretim, bu binayı şöyle de tahlil edelim. Bakın, bu bina 2500-3000 metrekare alan üzerine kurulmuş. Kapalı alanı 18.000 metrekareye dayanan bir binadan bahsediyoruz. Evet. 18.000 metrekare kapalı alanı var. Bunun arka bloğunda ve zemin katta çıkan bir yangın nasıl oldu da bakın bu kadar büyük 18.000 metrekare kapalı alan devasa bir binayı teslim aldı. Evet. İtfaiye orada olduğu halde bakın. Evet. İtfaiye daha yangın çok küçükken ve -2'deyken oraya geldiği İşte halde şimdi yanan yerler belli ya. -2 nereye, burası nereye? bu görüntüleri ben çektim. Bizzat ben. Bakın şu görüntüye Şu bakar şey mısınız? midir yani? Bir Bizzat ben bahçe çektim. hortumu mu? Bakın bu görüntülerin tamamı Muharrem Coşkun'a ait, bendeniz çekti ve şunu söyleyeyim. Abi yok, itfaiyeciler var orada. Şunu söyleyeyim. Bu görüntü yangından 3 saat sonra çekilmiş bir görüntü. 3 Yani saat. şunun için bu vurguyu yapıyorum. Yangın bu şekilde çıkmıştır. Siz gelememişsinizdir. Şu an alevlerin, Evet. yandaki alevlerin olduğu yerde, Akit stüdyosunun olduğu yer Şimdi yani. siz gelememişsinizdir. Tabii. Geldiğiniz anda elinizdeki imkanla bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Aynen. Ama yangının başından beri siz oradasınız Evet. ve müdahale şekliniz yangın üzerinden 3 saat geçmiş. Bakın burada da hiç müdahale yok. Bakın Yok ama bu işte görüntüde de -2'den hiç nasıl oraya müdahale yok. sıçrıyor Şu görüntüye yangın? bakın hiç Beşinci müdahale yok. katı. Ya bakın bu görüntüler özet görüntüler. Evet. Dakikalarca müdahale edilmediği görüntüler var. Bakın şu görüntüye bakın. Şimdi o suyu da çok cılız bir su. Bakın bu da çok 3,5-4 saat sonra çekilmiş bir görüntü. Aralıklarla çektim bunları. Evet. Ve Allah aşkına şöyle mi sıkılır? Yani mesela şunu belirteyim. Daha vahim görüntüler de gelecek. Şimdi şu çocuğa bakın. Bakın çaresiz bir şekilde. Bu çocuk daha yani Stajyer. belki ya bu çocuk oraya getirilir mi? Yani bu çocuğun psikolojisi açısından bile sıkıntılı. Böyle Evet. bir bakın sadece bu çocuk yoktu. Bu tarz küçük yani daha stajyer aşamasında çok çocuk vardı orada. Çocuk diyeceğimiz yani genç vardı. Tecrübesiz, ne yapacağını bilmeyen, sağına soluna bakıyor. Birisi komut vermiyor. Ve bu video çekilirken videolar aralıklarla çektim. Çünkü saat 16'dan itibaren gece 23'e kadar ben buradaydım. Evet, Ve evet. buradayken şu diyalogları duydum. Mesela itfaiye aracının biri diyelim ki boşalıyor, oradan çekiliyor. Başka bir itfaiye aracı çağırıyorlar. Bu defa diyor ki diğer bir itfaiyeci, ya bu araçta su yokmuş diyor. Bu sesi duyuyorsunuz. Araçta su yokmuş diyor. Bakın şu görüntülere bakın. Şimdi 30-40 tane biraz daha ilerleyince bakın devam edecek belki görüntü. 30-40 tane itfaiye eri görüyorsunuz bakın. Evet. Ama müdahale yok. Bakın bu görüntüler 3,5-4 saat sonra yangından çekilmiş görüntüler. Bu saat vurgusunu şundan yapıyorum. Yani siz ilk defa yangın çıkmıştır, gelmişsinizdir hazırlıksız. Bu görüntüler oluşabilir. Yani ilk etapta İlk organize etapta olmanız olur açısından. ama bu Ama siz yangının başında müesseseye gelmişsiniz. Ve devasa bir yangın ulusal bir medya organında, bir halı fabrikasında yan tarafında yangın çıkıyor. Ve devasa bir yangın ve siz şu görüntüye bakar mısınız ya şu görüntüye? Yani 4 saat sonra bu görüntü itfaiye müdahalesi böyle mi olur Allah aşkına? Ya. Şöyle bir görüntü olabilir mi? Hangi çağdayız biz? Yani bu görüntüleri bakın bundan 50 sene, 60 sene önce yangın çıksaydı belki de müdahaleler böyle olurdu. Yani niye? İlkel şartlarda imkanlar Evet. yok, robotik araçlar yok, devasa işte kalın su tazyikiyle püskürten, su püskürten araçlar yok o zamanlar. Ve yüksek merdivenli sepetli araçlar. Bakın köpük hiç gelmedi, saatlerce gelmedi. Köpük geç saat geldi, geldiğinde de beceriksizlikten sokağa sıktılar. Ben Evet. beceriksizlikten diyorum bakın, iyi niyetle söylüyorum bunları. Beceriksizlik ifadesini kullanıyorum, kasıtlı demek istemiyorum. Öyle. Yani köpüğü bir defa gördüm, o da sokağa sıkılırken gördüm. Bakın bu da yine beceriksizlikte sokağa atılan su. Evet. Şimdi bir yanda araçta su yok diye bir başka itfaiyeci bağırıyor. Gelen su bu şekilde heder ediliyor sokak. Neden peki bu böyle? Çünkü bir organizasyonsuzluğu pekala görüyorsunuz. Çok net. Bir beceriksizliği pekala görüyorsunuz. Yani bu kadar önemli. O gün 27 Nisan'da İstanbul'un hiçbir noktasında başka bir yangın yoktu bakın. Başka bir yangın yoktu. İyi ki de yoktu. Ama siz İstanbul'da tek bir yangın var o gün. Bakın İstanbul'da tek bir yangın oluyor. Ulusal bir medya grubunda, 30 Evet. yıllık bir medya organında yangın çıkıyor. Ve siz bu yangına müdahalede ve söndürmekte aciz kalıyorsunuz. Burada şunun altını çizelim. Bakın, tüm bunları söylerken buradaki itfaiye erlerine, itfaiyeci kardeşlerim hedefimiz değil. Değil.
o emekçiler bizim kardeşimiz. Yani ilk başta böyleydi yangın. Hı-hı. Böyle basit bir şekilde -2'de i̇şte çıktı. -2, ve ekip buradaydı. Biz onun rahatlığını yaşadık biraz. Evet. Dedi ki bu yangın bu kadar büyüyemez. Ama arkasından bir baktık ki yangın binanın arka tarafından 7-8 ve şöyle bir görüntü şimdi gelecek. Zaten bu çocuğu gördük. Çocuk bu çok var. Ya yerden 7. kata az önce izledik. Hortum tutuyor. Zaten 2. 3. kata kadar anca ulaştırabiliyor. Suların evet, çoğu da kendi evet. üstüne geliyor. Ya bu çağda, bakın bu çağda böyle görüntüler olur mu Allah aşkına? Şimdi bu da, şimdi arkadaşlarım bunu da getirdi. Bu da aynı yangının çıkmış halinin son haliydi. Hı-hı. Şimdi burası reji ve stüdyoyu arkadaşlar diyor. Bakın aynen. bunlar da kendi kameramdan. Bazıları belki küçümsü olabilir. Yani Akit Medya grubunda çıkan yangın gerçekten büyük müymüş diye. Bakın televizyonlar için en hayati nokta neresidir? Reji stüdyo. Ve stüdyodur. İşte bu her sabah besmele çekip girdiğimiz stüdyomuz. Evet, işte 5 yıldır, 6 yıldır bu stüdyodan biz dünyaya seslendik. Bu stüdyodan buluştuk, izleyicilerimizle buluştuk ve buradan yayınlarımızı sürdürdük. Ve bu stüdyomuz maalesef şu anda gördüğünüz gibi kül olmuş durumda. Bütün hatıralarımız da yandı bu stüdyoyla birlikte maalesef. Ya. Ve gördüğünüz gibi sadece stüdyomuzun volleri, camları, tavanı değil, kameralar falan, jimi tamamen kül olmuş, kullanılamaz hale gelmişti. Bunları özellikle anlatıyorum çünkü bazıları hala olayı basit görebilirler. Kesinlikle. Şimdi siz evet. çok özür dilerim anlattığımızken bir şeye vurgu yapmıştım. Şimdi ilk baştaki görüntülerinizde -2'de yangın var. Ve 4. kata da sıçramıştı. Aradaki katlarda herhangi bir şey yoktu. Orada dedim ki bak işte şu alevlerin yandığı alevlerin gözüktüğü yer stüdyo. Ya denk gelen bölüm dedim. Şimdi -2'deki yangın aradaki 2-3-4 katta herhangi bir şey yok. Ama tam da stüdyo denk gelen tarafta halı fabrikasının olduğu yerde bir yangın, alev. Bilemiyorum yani sadece dikkatimi çektiği için söylüyorum. Yani aradaki o 2-3 katı alevler nasıl pas geçti ben onu anlamadım. Ya bunu tabii görüntülerinizde var o. Şöyle evet itfaiyeciyle konuşsan muhtemelen şunu diyecektir. Ya teknik açıklama yapmaya çalışacaktır. İşte dumanlar yok aradan yol buldu, üst tarafa gitti. Bu yol bulduğu yerden gittiği ilk noktada belki şey yaptı. Evet ve reji ve stüdyo bitişikti. Reji ile stüdyomuz arasında cam bölme vardı. Evet. O da patlamış durumda. Sevgili izleyenler işte Akit TV'nin yangının, feci yangının sonucunda televizyonun kalbi ve beyni olan reji, ana kumanda ve stüdyomuzun son hali işte gördüğünüz gibi. Evet bu hatırlayacaklardır. Kırmızı masa içim acıdı. Evet. Hatıralarım vardı orada. Yüzde aşkın program yaptım. Evet. Ve o da yanmış vaziyetteydi. Bu da binanın yangın az önce söndürülmek için uğraşılan diyelim. O bölümün son hali bakın tamamen harap halde ve yangın söndürülmekten ziyade sanki kendisi sönmesi beklenmiş gibi bir hal aldı. 3 gün yani, sürdü bu. 3 günden fazla sürdü hatta dediğin gibi. 3,5 güne yakın sürdü. Ve işte bakın halı yığınlarını görüyorsunuz şu anda detaylı yaklaştırdığımız zaman. Bunlar halı yığınları. Evet. Burası arka blok dediğimiz. Yani bizim medya grubumuz ön blokta yer alıyor. Yangının çıktığı yer. Evet burası yangının büyüdüğü ve halıların olduğu, harı üretiminin tesislerinin olduğu alan burası. Ve buradaki yangın kontrol altına alınamayınca az önceki bana göre beceriksiz müdahaleler sonucunda maalesef yangın o 18 bin metrekare kapalı alanda tamamını esir aldı. Evet. Ve bizim televizyon kısmımıza geçti. Yani baktığınız zaman binayı görse izleyicilerimiz bizim binanın büyüklüğünü, devasalığını yangının çıkış alanı ve alevlerin sardığı o blokla televizyonumuzun ve stüdyo ve rejimizin yandığı alanı görse arada epey bir mesafe var. Var çok. Nasıl bu buraya gelinceye kadar yani önlem alınmaz söylüyorum yani çok. Ve nasıl yangın durdurulmaz hakikaten bu ciddi bir soru. Yani sanki asıl hedef Akit TV, Akit Medya Grubu ve bu var tabii bu akıllarda soru işaretleri yani var. İster istemez yani oraya gitsin hani Akit yanmadan bu yangın söndürülmemeli anlayışını sanki gördük. Yani bakın burada tekrar altını çiziyorum. Burada itfaiye erleri asla bu eleştirinin kapsamında değil. Değil. Neden değil? Çünkü ben şunu gördüm. Canlı başla bak, orada müdahale ederken can siparihane çalışan var, belki de bizim var. İzleyicimiz, bizim gönüldaşımız da vardı. Olmayabilir de ama şu var. İzlemeyebilirdi ama hakikaten mesleğini dört elle sarılan meslek namusuyla, tabii. gayretiyle işinin gereğini yapan itfaiyeci kardeşlerimiz vardı. Vardı gördük. O camlar patlıyordu.
Bazılarının kaslarına isabet ettiği çizikli küçük yaralanmalar da oldu. Evet. Bazı 15 dolayında itfaiyeci kardeşimiz o gazdan etkilendi. Evet. Hastaneye Hastaneye kaldırıldı. Bunları kaldırdı biliyoruz biz. ambulansla. Bakın onlara karşı nankörlük edemeyiz. Yok. İtfaiye elleri İtfaiyecilerimiz asla kahramanlarımız her zaman söylerim ama sizin şeyimiz değil. vurgunuz bambaşka. Tabii. Ha burada bu şu örneği verirsen izleyicilerimiz daha iyi Buyurun, anlayacaktır. buyurun, buyurun. Bakın İstanbul'da değil mi? Zaman zaman giderken yol kenarlarına park etmiş, bozulmuş, yanan İETT otobüsleri görüyoruz. Evet. Belediyeye ait otobüsler görüyoruz. Bunlar niye arttı? Yani bu o şoförlerin beceriksizliğinden mi? Biz Yok, şimdi hayır. o otobüsün şoförüne mi kızacağız? Hayır. O otobüs emekçi ve maaşıyla çalışan bir emekçi kardeşimiz. Evet. Ama peki niye arttı bunlar? Daha önce niye bu manzaraları çok görmüyorduk? Yani AK Partili belediye döneminde niye çok görmüyorduk? Çünkü işte burada o şoförün hatası değil. Siz kardeşim İETT'yi ehil ellerden alıp beceriksiz işi bilmez adamlara teslim ederseniz, bakım ve koordinasyonu iyi Öyle. yapmazsanız işte ne olur? İETT otobüsleri yollarda kalır. Bizim anlatmak istediğimiz bu itfaiye yerlerini beceriksizden bahsetmiyoruz. Burada bir beceriksizlik devasa tepeden yapılan bir organizasyon hatası vardı. Evet. Yani siz robot ve yüksek kalitede su püskürten cihazları, araçları gece 22'den sonra artık alev bacayı sarmış bütün bina neredeyse alevleri teslim olduktan sonra getirirseniz ben burada bir kasıt ararım. Öyle. O cihazı siz İstanbul'un göbeğindeyiz. Bakın başka hiçbir yangın da yok ki oraya gittik diyelim. Tabii bu arada rahmetli Kadir Topbaş'ın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'a aldığı, kazandırdığı o robot diye tabir ettiğimiz itfaiye araçları vardı. Onlar yok ortada. Tam onu vurguluyordum. Yani Yok ya onlar. Onlar hazır, çürümeye bakın terk edildi. rahmetli Kadir Topbaş'tı. Ya bir de bir şey söyleyeyim. Aynı günlerde izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. İzmir'de bir yangın çıktı. Evet. Bizimle Lüks bir bir gün sitede. sonraydı sanıyorum. Aynı gün. Aynı Aynı günün günde akşamı. olabilir. Dediğin gibi akşam çıktı. O 4 bloklu bir siteydi ve tamamı ahşaptı. Evet. İzleyicilerimiz o yangını görmüşlerdi. O da çok feci bir yangındı. Ve blokların tamamı alevlere teslim olmuştu. Evet. Ama bakın o yangın, o feci yangın 3,5-4 saatte kontrol Bitti, altına alındı. bitti. 8 Tabii. saatte soğutması bile bitti. Evet. Biz 70 saatte yangını söndüremedik. Aynen. Şimdi demek istediğim şu, ve İstanbul'un göbeğindeyiz ve asıl vurgulamak istediğim şu. Ben o yangında İzmir yangınını söndürmedeki kullanılan alet, edevatı, araçları burada görmedim. Öyle. Peki İstanbul itfaiyesi, İzmir itfaiyesi daha mı geride? O araçlar, İzmir itfaiyesinde olan araçlar İstanbul itfaiyesinde yok muydu? Dolayısıyla bu soruyu da bir kenara koyuyorum. Evet. İkincisi, bakın ikincisi Sayın Ekrem İmamoğlu. Bakın ben Sayın Ekrem İmamoğlu yerinde olsaydım. Geçmişte evet bana hakaret etmiş olabilir. Hakaret demiyorum ama eleştiri yapmış olabilir. Benim muhalifim olabilir, muarızım olabilir. Bu ülkede herkes herkese sevmek zorunda değil. Değil. Muhalefet de çok doğal bir demokratik haktır. Öyle. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de muhalefeti yok mu? Nefret edenler bile var. Günlük hakaret Evet, edenler bile var. evet. Hatta gazeteci diye geçinenler bile var. Şimdi Maalesef. peki şunu mu yapacağız? Yani bu medya organı beni desteklemiyor. Beni eleştiriyor bu medya organı. Yahu ben onun yerinde olsaydım, açık ve net söylüyorum, bu facia yaşanmış. Senin yönettiğin, senin hizmet verdiğin bir büyük şehirde bir ulusal medya organı feci şekilde yangın atlatmış ve Evet, facia yaşamış evet. ve sen ortalıkta yoksun. Tamam mitinglere katılıyor olabilirsin, İstanbul'u yönetmiyor olabilirsin, işin başında olmayabilirsin. Ama senin yardımcın vardır. Evet. Dersin ki ya git beni temsilen selamı söyle. Git bir dinle. Dinle tabii, bakalım. tabii, Orada bir tabii. ihtiyaç var mı? Bu facia. Yani bu ülkenin insanları, bu ülkede medya işi yapan insanlar olmayabilir de. Yani sıradan vatandaş da olabilir. Ya Ekrem Bey neredesiniz? Bakın bugün 6. gün. 6 günü geride bıraktık. Yarın bir hafta olacak. Ve sen ondan sonra çıkıp şunu diyorsun. Ben 16 milyon belediye başkanıyım. Ben kardeşlikten yanayım. Ben barıştan yanayım. Ben sevgi pıtırcığı. Kalp işareti yapıyorsun. Ha, aynen. Değil mi? Kalp işareti yapmaya çalışıyorsun. Ya kalp işareti yapmaya çalışan bir insan Allah aşkına 6 gün boyunca kendi ilinde yaşanan bu faciaya bir geçmiş olsun demez mi ya? Bir geçmiş olsunu çok mu görür? Ya Yunanistan bile deprem oldu. Yunanistan Savunma Bakanı geldi. Aynen öyle tabii. Yani Tabii bir tabii. Yunanlı kadar vicdanın yok mu ey Ekrem İmamoğlu? Gerçekten sadece Sayın İmamoğlu değil. İşte bu nedir biliyor musunuz? Sayın İmamoğlu'nun geçmiş olsun dememesi ister istemez bakın ister istemez itfaiye hakkında bu organizasyonsuzluk hakkında soru işaretine yol açıyor.
İster istemez açıyor. Yoksa siz İstanbul'un, şimdi sorsak Sayın İmamoğlu'na şunu diyecektir. Ha, hayır, bize haksızlık ediyorsunuz. Biz İstanbul'un %75 itfaiyesini oraya yığdık. Bütün işte diyelim ki 28-29 ilçenin aracını biz oraya gönderdik, itfaiye aracını. Su tankerlerini gönderdik. Dolayısıyla biz... Ya bunda yalan diyor. Hayır, baktığınız zaman doğru mu? Rakamsal olarak evet, doğru. Evet. Ama kardeşim... Ama... O araçlar, bakın ben oradaydım yangımın. Evet. O araçlar gerçekten de bir kısmı bu tarafa doğru sokak ve caddelerde itfaiye araçları var. Bu tarafa doğru var. Mahallenin her yerinde hemen hemen itfaiye Hı-hı. araçları var. Mühim olan şu. Gerçekten de iyi bir organizasyonla vurucu darbe yangına indirilebiliyor mu? Gerçekten evet, bu evet. ekip organize bir şekilde bir itfaiyeci gibi mi müdahale ediyor? Yoksa az önce senin söylediğin gibi bahçede çiçek sulayan biri gibi mi yangın hortumu tutuyor? Arkadaşlar o görüntüleri tekrar verebilirse memnun olacağım. Çünkü hakikaten öyle bir durum var. Acaba dedim yani bahçe hortumu mu bu? Yani ya dakikalarca, yok, yok, yani dakikalarca şey bakın dakikalarca hiç müdahalenin yapılmadığı anlar var. Bakın evet. orada diyorum. Ve işin ilginci şu. Biz mesela muhabir arkadaşımız Adnan Sular geldi. Kamera arkadaşımız geldi. Biz orada da çekim yapmaya çalışıyoruz. Ya polis bize çekim izni vermiyor ama diğer aynen kanal... öyle. Ve bir de şu var. O, yani, o da benim çok dikkatimi biz, çekti. Bakın başka kanallar, ajanslar pekala çok rahat çalışabiliyor. Sadece AKT'ye izin vermiyor. Vermiyor. Bu da çok enteresandı. Yani basın da, kartını gösteriyorsun ona rağmen bu da almıyor seni. O bölgeye almıyor yani. Bu da çok enteresan. Bu da dikkatimi çekti. Çok. Ben onu... Sayın İmamoğlu, şimdi Sayın İmamoğlu söyledik değil mi? Mesela dedik ki geçmiş olsun demedi. Hı-hı. Hadi bu Sayın İmamoğlu'nun bize olan kin ve nefretinin zirve yaptığını gösteriyor. Evet. Bana göre böyle zamanlarda kin ve nefreti unutursun. Geçmişte sen bana onu demiştin, bunu demiştin, bu manşeti atmıştın, bu haberi yapmıştın. Bırakırsın sen de sevgi ve şefkat, 16 milyonun ayrımcısız belediye başkanıyım diyorsan sen aramalıydın ve geçmiş Hı-hı. olsun demeliydin. Hadi bu Ekrem Bey bunu beceremedi. Bu olgunluğu gösteremedi. Evet. Ama yahu arkadaş insaf edin ya. Altılı masada mı bir tane vicdanlı adam yokmuş? Altılı masada oturan bir tane vicdanlı genel başkan yok muymuş ya Millet İttifakı'ndan? Ben şahsen beklerdim. Yani Sayın Davutoğlu'ndan, Sayın Babacan'dan, Sayın Temel Karamollaoğlu'ndan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Sayın Akşener'den. Ya tamam bize kızdırsanız da bu ülkenin insanlarısınız. Peki Akit ne yapıyor? Akit Medya Grubu ne yapıyor? Benim bildiğim milli ve manevi değerlere sahip çıkıyor. Bir tam tersi şu soruyu sor. Ya isim vermeyeceğim ama iktidarın muhalifi olan, hı hı. hatta iktidara zaman zaman iftiraya varan, yalan dolan haberler de içeren sözüm ona ulusal gazeteler var, televizyon kanalları evet. muhalif diye geçiniyorlar bunlar. Peki Allah göstermesin asla böyle bir şey olmasını istemeyiz. Orada böyle bir şey olsa hatta bu kadar büyük de değil. Ya işte görüyorsun Hı-hı. İYİ Parti'ye bir kurşun isabet etti il başkanı. Bu ortalığa yakalırlar. O da serseri kurşun oldu. Yani evet. serseri dediğim şöyle yani kasıtlı yani, olmadı. Başka bir mevzudan. Bir hırsız kovalayan bir bekçinin. Ya kaldırdılar ortaya. Beral Hanım kürsüden değil mi? Mermiler fırlatıyor. Tabii tabii. Muhalefet günlerce yaygarasını yaptı. Muhalif medya denen medya. Hı-hı. Ya arkadaş siyaset camiası. Hı-hı. Ey insanlar 30 yıllık bir medya kurumu bugüne kadar teröre bulaşmamış. Hı-hı. Bu vatanın milletin aleyhine tek satır tek cümle çıkmamış bir medya grubundan. Evet. Bu şu anda büyük bir facia yaşanmış. Buradaki çalışan 300-400 kişi canını zor kurtarmış ve son durum bu. Yani biz şu anda bir kardeş kuruluşun stüdyolarından bu programı Tabii. yapmak zorunda kalmışız. Peki ya siz demek ki siz Millet İttifakı bu ülkede Allah korusun 14 Mayıs'ta iktidar alsanız biz size nasıl güveneceğiz? Sizin adaletinize nasıl güveneceğiz? Demek ki siz sizden olmayanların mazlum olmasına devam seyredeceksiniz. Ama zaten onu açık açık söylüyorlardı yani. Yansıtsa bile izleyeceksiniz o zaman. Söndürmeyeceksiniz. Onu açık açık söylüyorlar zaten. Ama bu, bakın siz ne diyorsunuz? Mevcut iktidara suçlarken değil mi? Çok kamplaştırıyor diyorsunuz. İşte adalete güven kalmadı diyorsunuz. Yargıya güven kalmadı diyorsunuz. Böyle suçluyorlar onlar şu anda. Peki biz size nasıl güveneceğiz? Öyle. Bu faciada bir geçmiş olsunu bile bize çok görüyorsanız biz size nasıl güveneceğiz? Sizin adaletinize, hakkaniyetinize nasıl güveneceğiz? Buradan dolayısıyla bütün izleyicilerimize sesleniyorum. Yani. Bu aslında yanan sadece Akit binası değildir. Hı hı. Burada bir turnusol kağıdı görevi görmüştür bu yangın. Ve Millet İttifakı'nın karakterini evet. nasıl bir ayrımcı ve kamplaşmacı olduğunu hı hı. kendinden olmayanlar için
ölsünler bitsinler modunda olduklarını açıkça gösteren görüntülerdir bu. Tabii. Ve 6-7 bir hafta olmuş, sizden hala çıt çıkmamış. Ses çıkmamış. Ve ben açık ve net söylüyorum. Belki yadırgayabilirler. Bence bu ikinci bir Sivas Madımak vakasıdır. Diyeceksin ki ne alakası var? Yok, ben öyle düşünmüyorum. Haklılık payınız bakın, var yani. Alakayı nereden kuruyor diyecekti belki bazı izleyicilerimiz. Bakın tam 30. yıldayız. Hı hı. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 30'dan fazla aydınımız ve insanımız orada hayatını kaybetti. Kimisi yandı, kimisi dumandan zehirlendi. Madımak faciası yaşandığında iktidarda kim vardı? İçişleri Bakanlığı kime bağlıydı? Emniyet evet. kime bağlıydı? Aha. Sivas valisini kim atamıştı? Bakın Sivas valisini atayan, bakın çok acemi ilk görev yerine Sivas atamışlar. Öyle Sivas çok hassas bir yer. Öyle. Kozmopolit yapısıyla, oradaki dengelerle Sivas önemli bir yer. Siz buraya acemi, hiçbir şey bilmeyen bir vali atıyorsunuz. Ve şu ana kadar bu validen, bakın herkes Temel Bey'i suçluyor ama Sivas valisinden hiç bahseden yok. O dönemin İçişleri Bakanı suçlayan da kimse yok. Adını bile kimse bilmiyor şu anda. Emniyet Müdürü aynı şekilde. Emniyet Müdürü, bakın SHP, yani bugünkü CHP'nin, o zaman CHP yoktu biliyorsunuz, isim olarak SHP'ydi. Aynen HDP, Yeşil Sol gibi. Evet. Yani SHP ortaklığında bir hükümet, İçişleri Bakanlığı bu zihniyete bağlı, Sivas Valisi'ni bunlar atamış, CHP zihniyet atamış ve Emniyet Müdürü'nü onlar atamış. Hepimiz her sene konuşuyoruz değil mi Sivas faciasının yıl dönümünde ihbaratları evet, konuşuyoruz. Evet. Neden geç müdahale edildiğini konuşuyoruz. Neden askerin başka yerlere gönderildiğini konuşuyoruz. Neden uyarılara rağmen şunlar yapılmadı diyoruz. Otelin etrafında neden asker güvenlik tedbiri almadı diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Evet. Hala da Sivas meselesi, arkasından da başbağlar faciası aydınlanmış değil. Şimdi bakın aynı zihniyet 30 yıl geçmiş değişmemiş. Aynı ihmalleri burada konuşuyorsak, ihmaller zinciri İstanbul'da da bu meseleyi söndürmesi gereken birinci derecedeki kişi itfaiye, şimdi tek çatı altında ve büyükşehire bağlı. Dolayısıyla itfaiye ve yangına müdahale görüntülerini izlediğimiz zaman diyoruz ki burayı yeni bir Madımak ve Sivas mı yapmak istediler? Yani ister istemez bu soru da aklıma gelmiyor değil. Yani bir şeylerin peşinde, çünkü aynı çevrelerde mezhepsel bazı provokasyonlar da yapılmak istendiğini gördük. Tabii. Ve bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bakın şu anekdotu da belki bazıları önemsemeyebilir ama ben bazı şeylerin ayrıntıda gizli olduğunu düşünüyorum. Yani hani şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya. Yangın olmuş. İkinci günü atlatmışız. Üçüncü gündeyiz artık. Biz tabii medya organıyız. Bilgisayarlarımız orada, fotoğraf makinelerimiz orada. Tabii yani. Her şeyimiz yani, orada. Şimdi yayın malzemeleri. Yayın yapmaya çalışacağız, kımıldamaya çalışacağız, bir başka yerde taşınacağız. İşte oradan bazı şeylerimizin mutlaka olmazsa olmaz bazı dokümanlarımız var. Diyoruz ki kurtulanlardan iki dakikalığına itfaiye şefini çağırttık. Oradaki görevliyi. Hatta yönetim kurulu başkanımız muhatap oldu. Yani yönetim kurulu başkanımız bizzat onunla konuştu. Ben de oradaydım. Dedi ki ya çok değil, iki bilgisayar sizin arkadaşlarınız da olabilir, hatta dışarıdan bir sepetle de camdan girilip çıkılabilir ve veya merdiven emniyetliyse merdivenden girilip, çok yüksek katta da değil, onları alıp indirelim, bunlar bizim için hayati bilgisayarlar. Katiyen ben bu riski alamam, izin de vermiyorum, çok da böyle itici bir üslupla üstenci bir dille, tamam mı, yani bu şekilde bir tavırla cevap verdi. Katıydı. Biz dedik tamam, bir şey de demedik açıkçası. Arkasından polis çağırdı. Kapıya polis falan diktirdi. Sonra bakın bizim arkadaşlarımızdan arka kapıdan bir arkadaşımız geldi. Yüksek kat değildi. Abi ne görüyor biliyor musun? Bu arkadaş, bu bize risk alamayız, o binaya kimseyi sokmam diyen arkadaş, bizim medya grubumuzun rahmetli Mustafa Karahasanoğlu'nun Allah rahmet eylesin odasında kamp kurmuş, ciklet çiğnetiyor, çekirdek çitlatıyor, çay içiyor, sigara içiyor, orada keyif yapıyor yani, oturuyorlar. Şimdi biz iki dakikalığına bilgisayarımızı almaya müsaade edilmiyor ama grubumuzun, yönetim kurulu başkanımızın, rahmetli Mustafa abimizin odasında itfaiyeciler var, oturuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bu nasıl risk? Ya iki dakika diyoruz ya, iki dakika. Mesela izin vermedi. Ve sonradan baktık ki bu arkadaşımız, profiline bakanlar oldu. Kendini radikal kemalist olarak tarif ediyor. Ateki kullanıyor.
kendi açısından. Şimdi ya kasıtlı olarak mı gönderin burada onu da bilmiyorum. Olabilir. Ben odayı da gördüm. Şimdi siz söyleyince bazı şeyler aklımda şekillenmeye başladı. Odayı gördüm. Yani kapıdan geçtim. İçeri biraz şöyle baktım. Aa filan oldum. Bak, bu anlattığınızı bilmiyordum. Ya şimdi biz onlardan olmaz bir şey istemedik. Dedik, yani. Dedik ki bakın sepetle yardımcı olursunuz. Ya orada ya zaman zaman görmüyor muyuz birisinin eşyasını indiriyor? İşte itfaiyenin işi nedir zaten değil mi? Tehlike anında kurtarma faaliyetidir. Tabii, tabii. Diyoruz ki bakın bizim yayıncı bir kuruluşuz biz. Televizyonculuk yapıyoruz, gazetecilik yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Şu katta camdan girilip alınabilecek mesafe. Ya adresle tarif ediliyor. Yani. Adresle tarif ediyoruz. Şimdi bunu şey yapıyoruz. Alıyor, tarif ediyoruz. Ha, diyor ki şey, hay katiyen diyor. O kadar da katı ve çatık. Yani söyleyiş tarzına ve üslubuna, jest ve mimiklerine bakın. Yani sanki dersin biz İsrail askerinden medet umuyoruz. Yani. Böyle bir surat olur mu ya? Sonra kalktı gitti zaten. Arkasından bu arkadaş orada böyle gördük bu arkadaşı. Şimdi ve sonra da biraz baktık bunu. Yani kendi profillerinde falan katı bir kemalist, Atatürk sömürüsü yapan. Atatürk, ya bunlar Atatürk'ü de anlamayan insanlar. Size çok ne söylüyorum hayır, ya. Kullanan diyorum ben zaten. Kullanıyor sömürüsü yani. Yapan tipler. Şimdi böyle bir şefi ya buraya Akit Medya grubuna acaba yangının söndürülmeme bahanelerini şimdi düşünüyoruz ya. Her şey geliyor aklıma. Geliyor ister istemez geliyor. Ha, yani, burada şu anda. O sosyal medyadaki o iğrenç yorumları da gördük yani. Ha, o da o çok güzel. Bakın o da bu zihniyetin aslında yansımasıdır. Evet. Ha diyebilirsiniz ki ya kardeşim oradaki birkaç trolü mi siz kale alıyorsunuz? Hayır mesele o değil. Değil. Bakın bir belediye başkanı seçilmiş bir belediye başkanı bir haftadır bir geçmiş olsun demiyorsa bir adamını gönderip ya orada ya kendi personeline de saygıları yok biliyor musun? Bakın itfaiye çalışanlarına da saygıları yok. Büyükşehir onlara da tam hak ettiği değeri vermiyor. Nereden söylüyorsun diyeceksin. Bakın biz orada 6 gün boyunca o kapılardaydık. Ayrılamadık mekanımızı, terk edemedik. Aç kaldık, susuz kaldık. Oralarda organize yapmaya çalıştık, işimizi yürütmeye çalıştık. Öyle, buraya öyle, geldik, öyle. Gittik, işi çevirmeye çalıştık. İtfaiye ellerinden de üzüldüm. Neden? Ya şimdi çok böyle, bakın Twitter'dan paylaştım. Bir yemek menülerini. Ya korkuyorlar da biliyor musun? Abi resmimi çekme. Ne olacak? Aynen. Çok korkuyorlar. Aynen. Ve o bedenle çalışan itfaiye erlerine o menü mü verilir Allah aşkına ya? Arkasından ya yemek servisi yapacak bir masa göndermemiş büyükşehir. Biz masa temin ettik onlara. Biz kendi masamızı verdik. Bunun evet, üzerine evet, koyun da evet, dağıtın evet. diye. Ya böyle mi değer verilir sen çalışana? Yani Büyükşehir Belediyesi paraları heykele, sanata, konsere ayırırken asıl emekçi canlarını pahasına mücadele eden itfaiye erlerine böyle bakıyor. Onu da görmüş olduk. Ve ben orada konuştum. Birkaç itfaiyeciyle konuştum. Gördüm sizin konuşmanızı gördüm mü yani? Bu insanlar o kadar yakındılar ki. Çok. O kadar yakındılar ki. Ha bize sitemleri şu oldu. Ya abi bizi suçluyorsunuz. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Ama siz diyorsunuz ki itfaiyenin eksiği vardı. İtfaiye aciz kaldı. İtfaiyelerimize bir şey yok. Onlar kahramanlar. Bu sistemi bizzat bana yapanlar da oldu. Ama ben şunu söylüyorum. Buradan da tekrar söylüyorum. Kendilerine de söyledim. Buradaki eleştirilerimizin muhatabı asla canla başla çalışan o itfaiyeci kardeşlerimiz değil. Değil. Onlar bizim göz bebeğimiz. Onlar bizim kardeşimiz. Onlar hakikaten canını dişine takıp uğraştılar. Tabii, az önce tabii, söylediğim tabii. gibi. Yani yollarda yanan İETT otobüslerinin şoförlerine biz kızamayız. Bu otobüslerin bakımını yaptırmayıp iyi bir organize yapmayan, ehil el olmayan yöneticilerine bizim sözümüz. Yoksa itfaiye eri elindeki imkan düşünün. Bir hortum var adam onun zeminden 7. kata yetiştirmeye çalışıyor. Ama oradaki robotik, büyük, güçlü arabayı devasa su sıkan aracı kim göndermesi gerekiyor? Tepenin göndermesi gerekiyor. Ha işte onu diyorum. Yani şimdi rahmetli Kadir Topbaş'ın zamanında aldığı İstanbul'a kazandırdığı o robotik itfaiye araçları var. Hani havalimanlarında olur ya robotik tam teşekküllü araçlar. Onlar aslında İstanbul itfaiyesine vardı. Evet. Nerede? Şimdi hurdalıkta çürümeye terk edilmiş durumda. Şimdi mesela izleyicilerimiz şunu yanıtmasın. Az önce mesela geçiyor ya. Şimdi medya grubumuz çok büyük bir medya büyük, organı. Büyük. Bu arada çok özür dilerim. Evet. Ne olur sözünüzü unutmayın. Bölgede yaşayan halkımız, insanlarımız var. Onlar da çok etkilendiler. Cümleten geçmiş olsun diyorum. Hatta bazı binalarda evler, çatılara sıçradı alevler. Bölgede yaşayan insanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Kesinlikle ya hepimiz orada komşularımız var dediğim gibi konutlar var. Onlar da etkilendi. Evet. Hatta bazıları evlerini boşaltmak durumunda kaldı. Yangın tehlikesi oluştu. Tabii tabii. Ama hamdolsun onlara bir maddi birkaç ufak tefek zararlar olduğu söyleniyor ama ciddi olarak bir kayıp yok çok şükür. İşte bak şu ara katlarda bir şey yok. Eksi 2'deki yangın bakın üstte bir anda sıçramış. Bu bende bir şüphe uyandırıyor açıkçası. Benim de aklımda çok soru işareti var. Şimdi patlama dediniz ya. Meslek hayatımızda hep patlama. Allah göstermesin hep bombalı saldırılardı. Hep bu o patlama deyince aklımıza o geliyordu. Duyuyorduk patlama. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Falan. Bak çok soru işareti bu var. Bu görüntüleri çekerken şu oldu mesela. Arkadan şu az önce geçti. Yine gelir şimdi. Arkadaşlar döndürüyor zaten görüntüleri. Şu bu Akit'in medya grubunun hemen yanından giriş, önünden şimdi, giriş. Şimdi arka taraf değil. Arkadan çekilmiş bir görüntü var. Burası arka ya. Bakın, stüdyomuzun dibinde görüntü var şimdi. Yanıyor diye stüdyomuzun dibinde. Evet. Bakın oraya epey bir zaman müdahale edilmedi. Hı. Müdahale geldiği zaman da çok bakın ileride i̇şte bir görüntü. Evet. Bak şimdi biraz soldaki alev. Soldaki evet. Oranın hemen bitişi evet. Stüdyo. Şimdi arada duvar var. Stüdyo daha henüz yanmamıştı. Yanmamış. Orada yangın çıktı. Şimdi, bakın bir belediye başkanı, ilçe sorumlu olduğumuz belediye başkanı orada zayıf bir müdahale var. Orada, yani itfaiyenin. Ben özellikle dedim ki bakın itfaiye şeflerine de söyledim. Oradayım. Bakın o yangının olduğu yerin hemen arkası bizim stüdyomuz. Evet, orası bizim evet. Çok önemli. Ya oraya müdahaleyi artırmamız gerekiyor. Yani orada kontrol altına almamız gerekiyor. Yalvardı mı resmen yani. Ama ya o kadar kaygısız, umursamaz yani bir tavırla karşılaşıyorsunuz ki işte yani, üzülüyorsunuz. Muharrem Bey benim anlamadığım şu. Bakınız eksi 2'deki yangın. Bakın şu ara katlarda bir şey yok. Stüdyonun olduğu 4. katta alev var. Onu evet. Anlayamıyorum işte ben. Onu anlayamıyorum. Şimdi, o alevler oradaki 3-4 kadı nasıl pas geçmiş? Bu da bir soru. Tabii ki onlar belki bu bir itfaiye eriyle konuştuğunuz zaman ya da itfaiye şefiyle şunu diyecektir. Ya işte buradan çıkan alevler ilk bulduğu nokta belki orada işte yanıcı maddeye denk geldiler. Oradan çıkardı. Tam da stüdyonun olduğu kata denk gelmiş. Aradaki 3-4 katı şimdi kesmiş. Şimdi burada mesela itfaiye yani. Erleriyle de zaman zaman karşılaştım. Kendilerini şöyle anlatmaya çalışıyorlar. Kimisi diyor ki abi ben 5 vakit namaz kılıyorum. Kimisi diyor ki ben işte muhalefet partisinden değilim falan. Ya dedim bunların önemi yok. Diyor, yok bakın önemi bizim yok. İçin A partisinin B partisinin efendime söyleyeyim namaz kılmış kılmamış. Abi biz herkesten ben de dahil herkes ne ister? İşini iyi yapmanı ister. Öyle. Başka bir şey değil. Kaldı gidelim siz niye bu kadar kendinizi şey hissediyorsunuz, suçlu hissediyorsunuz? İşinizi yapmadıysanız suçlu hissetmelisiniz. Doğru. Bence şu yangın bu görüntülerle birlikte, bu görüntüler bana göre çok ciddi delildir. Tabii. Yani burası binamızın ön cephesi. İzleyicilerimize söyleyelim. Bina çok büyük bir bina. Arka cephesi tamamen patladı ve enkaza döndü. Ön cephesinde stüdyo ve yönetim katına kadar yangın geldi, kullanamaz hale geldi. Camlar da ön cephede patladı. Evet. Yani görüntü yanıltmasın. Burası da dediğimiz gibi binanın diğer cephelerinden, çeşitli cephelerinden çekilmiş, çeşitli saatlerde aralıklarla çekilmiş görüntüler bunlar. Ve bu görüntüler bana göre bir anlamda ihbardır. Yani evet. Mutlaka çok ciddi tetkik edilmeli. Hı-hı. Bu konuştuklarımızla birlikte tekrar söylüyorum itfaiye erlerine sözümüz yoktur. Ama İstanbul'un göbeğinde başka o gün İstanbul'da hiçbir başka yangın olmadığı halde hı-hı. İstanbul'daki o itfaiyenin modern robotik denen ve devasa su püskürten araçlarının buraya ilk saatlerde gelmemesi, hı-hı. Çok geç gelmesi, yangın yani bir anlamda işten geçtikten sonra getirilmesi evet. Kafa karıştırıyor ve şu ana kadar da bir haftayı geçmiş, varsayarım ki Ekrem Bey art niyetli değildi, hı-hı. Ya bir geçmiş olsun dersiniz. Bir geçmiş olsun dersiniz. Geçmiş olsun lafını... Duyulmayan bir hadise de değil yani bu. Ay mümkün değil. Duyulmayan, yani mümkün işte değil. Bir ara sokakta bir araba yanmadı ya da bir şey yanmadı bu. Tüm Türkiye'nin bildiği, konuştuğu bir mevzu yani. Yani çok basit bir meselede bile bunlar hani bize sözüm ona kamuoyuna değil mi? Sevgi ve gülücük dağıtıyorlar işte... Biz sevgiyiz, biz işte şuyuz, aynen. Biz birlikteliyiz, kardeşliyiz, öyle, lafta, laf. Falan. Ama bunlara baktığınız zaman işte böyle zaman da belli oluyor sizin samimi olup olmadığınız. Evet. Maalesef burada samimiyet sınavında sınıfta kalmışlardır. Şu görüntü mesela 40-50 itfaiyeci, ya hiç mi bir şey yapamazlar? Bu görüntü dediğim gibi bakın
Yangından 3,5-4 saat sonra çekilen görüntüler bunlar. Yani yeni başlamıştır, gelmiştir, itfaiye organize olamamıştır dersin ki ya yeni gelmişler dersiniz. Ama böyle değil. Yani saatler sonra çekilen görüntüler bunlar. O yangının çıktığı gün gece 23 sularında, akşam 23 sularında ben arka tarafa geçtim. Polisin engellemelerine rağmen arka tarafa bir şekilde geçtim. Orada gördüğüm bir manzara vardı. Şu yan binada betona su sıkıyordu itfaiye, alevlere değil. Kendi gözlerimle evet. Gördüm. Mesela şimdi bir tane yüksek araba geldi. Gördüğünüz gibi. Onu da tam sıkmıyor. Aynen. Sıksa bile çok cılız. Gelen bak 3-4 saat en az köpük gelmedi. Geldiğinde de böyle kullanıldı. Evet. Beceriksizlikten yerlere akıtıldı köpük. Hı-hı. Bu neyi gösteriyor? Arkasından su da yerlere akıtıldı. Bazı araçlarda su yoktu. Çocuk iş bilmez itfaiyeciler vardı. Ya yani sıralayabildiğin kadar sırala eksikleri, beceriksizlikleri. Çok. Ben yine de beceriksizlik diyerekten bu ifadeyi kullanmak istiyorum. Yani şeyi kullanmak istemiyorum. Art niyetli bir şey kullanmak istemiyorum. Maalesef bizim sadece binamız yanmadı Murat. Yani burada tabii. Hatıralarımız yandı. Tabii. Yani olmaz mı? Geçmişimiz. Ya, itfaiye evleri mesela çok yorum az önce de geçti orada. Hı-hı. Fotoğrafladım da yani merdivenlerde bile uyuyanlar vardı. Sızmış kalmış. Üzerine basıp geçiyorsunuz uyanamıyor. Yani hı hı. O kadar yorulmuşlar ki onların fedakarlığını ben teslim ediyorum. Yani tabii. Onların fedakarlığını teslim ediyorum. Bu arka taraf feci halde tekrar söylüyoruz. Bu görüntüler gerçekten de bence çok konuşulacak görüntüler. Bir yangın aslında nasıl söndürülmez hı hı. Ve bir yangın nasıl büyütülür? Bence bunun görüntüsü bunlar. Bakın bunun görüntüsü. Ve biz bu görüntüleri ben sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra bakanların, görenlerin, takipçilerin %90'ı evet. Aynı şeyi söyledi. Dedi ki resmen bunlar bu bina yansın diye seyretmeye gelmişler. Ben üçüncü gün geldiğimde alevleri hala gördüm. Şunu geçti içimden. Yani binanın çökmesi mi bekleniyor? Şu üçüncü günde alevleri evet. Görünce artık olmaz dedim bu kadar da yani. Ya inanamıyorsunuz. İnanamıyorsunuz. Yani o gün mesela üçüncü akşam, günde alev olur. Akşam düşünün ilk gün akşam yangın 15.30'da öğleden sonra başlamış. Saat 23-24'e kadar siz oradasınız. Yorulmuşuz zaten. Evet. Sabah geliyorsunuz yangın devam ediyor. Feci bir şekilde. O gün de akşama kadar uğraşıyorsunuz. Hı. Ertesi gün gidiyorsunuz, geliyorsunuz. İş yeriniz, ekmek tekneniz yanmaya devam ediyor. Üçüncü gün yine yanmaya devam ediyor. Ve en sonunda bu manzara oldu ve şu anda sevgili izleyicilerimize son durumu paylaşalım. Maalesef binamız kullanılamaz durumda. Kullanılamaz durumda. Reji ve stüdyoyu gördük zaten. Arkadaşlarım belki tekrar ekrana getirecekler. Reji ve stüdyodaki durumda ortada tamamen kül olmuş durumda rejimiz ve stüdyomuz. Ve şu anda biz işte Türk medyada 24 TV bünyesinde stüdyolarında sağ olsunlar buradan seslenmek durumunda kalıyoruz. İnşallah tez zamanda toparlayacağız. İnşallah. Şunu da söyleyelim. Gerçekten bu yangın faciasını duyduktan sonra kamuoyuyla paylaştıktan sonra çok ciddi mesajlar aldık. Yardım evet. Mesajlar aldık. Ya bir kampanya evet. Başlatsanız. Biz de yardım etmek istiyoruz. Akit TV'nin susmasını istemiyoruz. Ama şunu söyleyelim. Hiçbir zaman susmayacağız. Hı-hı. Yani biz en kötü ihtimal en zor şartlarda çeşitli mecralardan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Sözümüzü söyleyeceğiz. Dolayısıyla inşallah çabucak toparlanacağız. Bu bir ba'su'l mevt'tir. Yani evet. Öldükten sonra yeniden dirilmektir. Evet. Şimdi biz yeniden başlıyoruz. Besmele'yi çektik ve öyle. Yılgınlık yok. Susmayacağız dediğimiz gibi moralimizi bozmayacağız ve buna inat yani bu medya grubunu hakikati susturmaya çalışanlara inat. Ellerini ovuşturmaya çalışanlara inat. Çünkü şu anda bekliyorlar. Hı-hı. Yani bunlar tökezledi mi? Yani çıkacaklar mı? Yok. Korktular mı, susturabildik mi diye bekleyenler var. Ama hiç kusura bakmasınlar. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Ama ilkemiz yine değişmeyecek. Yine hakaret olmayacak, yine küfür olmayacak, yine iftira olmayacak. Ama biz hakikati, zaten en büyük güç hakikattir. Tabii. Ve insanların
hırsızların, yanlış yapanların, zalimlerin de en korktuğu şey hakikattir. Çünkü hakikatin suratına çarptığınız iş için çok korkarlar. Onun için akit, işte bu hakikatler onların suratına çarpmaya evet. devam edecek. Evet. Endişe etmeye gerek yok. İzleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Yani zor günde bize mesaj attılar. Dediler ki yanınızdayız. Hatta kesinlikle. Yurt dışından, Almanya'dan, Hollanda'dan, hı-hı. Fransa'dan yazanlar var. Mesela bir kampanya yapsanız da hı-hı. destek olsak diye. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Öyle. Kesinlikle bunu belirtmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda iletiyor. Toparlanacağız ve yolumuza daha güçlü bir şekilde evet. devam edeceğiz. Susmayız, silmeyiz gerekirse. Derme çatma da olsa, bir eyvallah. Çadırdan da olsa yayınımıza devam ederiz. Hakikati eyvallah. Söylemeye devam. Eyvallah. Allah razı olsun. Cümlemizden. Sağ olun, var olun. Ben efendim. Teşekkür ediyorum tekrar.